Yine bir ifade verilmiş. Tabii biraz üstü gibi verilmiş. Üstü sayı olarak. Biz şurayı hesaplayabiliriz. Pi bölü 4 45 derece yapıyor. 45 derecenin sinüs. Şunu hesaplayabiliriz. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Onu hesaplamak için. Tabii biliyorsak direkt yazabiliriz. Şöyle 90 derece. Şu açı 45 derece olsun. Bu da 45 derece. Dik kenarlar 1. Hipotenüs uzunluğu da kök 2 olur. 45, 45, 90. Tabii biz şunu biliyoruz. 45 derece ile pi bölü 4 birbirine eşit. Bu ikisi birbirine eşit. Pi yerine 180 yazarsak 4'e bölünce 45 gelecek. O halde sinüs 45'imiz, yani şu açının sinüsü, şöyle yazıyorum, sinüs 45, karşı dik kenar bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 gelir. Buraya yazabiliriz. Şuraya yazabiliriz. Şimdi ifademizden devam edersek, sol taraf 8 üzeri kosinüs x. 8'i de 2'nin kübü olarak yazarız. Üzeri kosinüs x. Burada bir tane 2 sayısı var. Pi bölü, sinüs pi bölü 4 yerine de şunu yazıyorum. 1 bölü kök 2. Şimdi bir üstü sayıda birden fazla kuvvet varsa şurada olduğu gibi o ikisini çarpabiliriz. Bu ikisi çarpılabilir. Bu 2 üzeri 3 tane kosinüs x olacak. Şimdi biz sol tarafa bakarsak 2'nin kuvveti olarak yazılmış. Sağ tarafı da 2'nin kuvveti olarak ifade edebiliriz. Birkaç yöntem uygulayabiliriz. Tamamen bize kalmış. Biz istersek burayı kök 2 ile çarpıp genişletebiliriz. Veya şunu da düşünebiliriz. Bizim 2 dediğimiz sayı aslında kök 2'nin kendisiyle çarpımıdır. Ya da önce şunu yazayım. Burada gördüğümüz şu sağ taraf aslında 2 bölü kök 2. Bu 2 dediğimiz şey de aslında kök 2 ile kök 2'nin çarpımı. Bir tane kök 2 de aşağıda var. Bunlar sadeleşir. Yani sağ taraf aslında kök 2'dir. Eşliğini ile de çarpsak bu çıkacak. Tamamen bize kalmış. Bu taraf kök 2. Şimdi köklü sayı aslında üstü sayının değişik bir versiyonu. Mesela şöyle karekök 7 gibi bir ifadeyle karşılaşırsak bu aslında 7 üzeri 1 bölü 2 demektir. Biz görmesek de buradaki kuvvet 2'dir. Bir köklü ifadede aslında o sayının rasyonel kuvvetidir. Mesela şöyle olsaydı 4. mertebeden kök 6 gibi bir ifadeyle karşılaşsaydık bu 6 üzeri 1 bölü 4 demek olacaktı. 4. mertebeden kök demek aslında 1 bölü 4. kuvvet demektir. Bunları siliyorum. Burada gördüğümüz karekök 2'yi biz şöyle düşünebiliriz. 2'nin 1 bölü 2. kuvveti gibi düşünebiliriz. Şu sağ taraftan yazayım, burası karışmasın. Şöyle bu tarafa doğru alıyorum. Şimdi sol taraf 2 üzeri 3 tane kosinüs x eşittir. Sağ tarafta 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Tabanlar aynıysa üstler eşit olmalı. Yani buradaki 3 kosinüs x de 1 bölü 2 birbirine eşit olacak. Eşitliyorum. 3 kosinüs x eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Karıştırmak istemiyorum ben. Bu 3, şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapılırken çaprazıyla çarpılır. Şu 2'nin yanına gider yani. Sadece 3'ü yollayalım. Sadece 3'ü. Direkt çarpıp bölüp de aynı sonucu çıkarabilirdik. Uzatmaya gerek yok. Buradan kosinüs x'imiz 1 bölü 6 gelir. İçler dışlar çarpımı yapsaydık 6 kosinüs x 1 olacaktı. 6'ya bölecektik, yine 1 bölü 6 gelecek. Şimdi açıyı bulma şansımız yok. 1 bölü 6 özel bir oran değil. Ama bulmamıza da gerek yok aslında. Hemen bir dik üçgen çizebiliriz. Çizmeden temel bir kural var, oradan da çıkarabiliriz. Sinüs kare x artı kosinüs kare x her zaman 1'dir. Kosinüs kare x'i burada yerine yazıp oradan çıkarabiliriz. Oradan yapmak da mümkün. Ya da dik üçgen çizerek de çıkarabiliriz. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Şöyle. Şimdi açının ne olduğunu bilmediğimiz için x olarak yazıyorum. Açımız x. Bu x açısının kosinüsü 1 bölü 6'ymış. Komşu dik kenarı 1, hipotenüsü 6. Şu parçayı bilmiyoruz. K diyorum. X burada geçiyor. K'nın karesi artı 1'in karesi 6'nın karesi olacak. Pisagor teoremi. K'nın karesi artı 1'in karesi 6'nın karesi 36. Burası 1. Çıkarınca 35. K eşit kök 35. Şimdi gelelim aradığımız orana. Sinüs x'i arıyoruz.
Sinüs x eşittir. Bu x'in sinüsü karşı dik kenarı k. Yani kök 35. Hipotenüs uzunluğu da 6. Yani bizim aradığımız açının sinüsü kök 35 bölü 6 olur. Tabii bunu yazarken şu ifadeye de bakmak lazım. Eğer bizim buradaki açımız, tabii kosinüsü 1 bölü 6 olduğuna göre ikinci bölgeye falan denk gelemez. Dördüncü bölgede olabilirdi. Dördüncü bölgede kosinüsler pozitif. Bu negatif olacak. O bölge bizim için önemli o yüzden. Eğer bu dördüncü bölgede bir açı olsaydı x, şu eksi olacak. Dördüncü bölgede sinüsler eksi çünkü. Hocam ben şuraya...